Elektrik Mühendisleri Odası'nın 26 Aralık 2006 tarihinde başlattığı enerjine sahip çık geleceğini karartma kampanyası yaygınlaştırılıyor. Tüm şubelerde kampanyanın kamuoyuna duyurulması ve etkinliğinin artırılması için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda bugün öğle saatlerinde Bodrum Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi Recai Seymen bir basın açıklaması yaptı. Merkez binasında oda temsilcisi yardımcıları Beyhan Özerdoğan, Tanım Şanlı, Hamdi Gürgünel ve çok sayıda elektrik mühendisi, İnşaat Mühendisi Odası temsilcisi Şahabettin Doğan ve Jeofizik Mühendisleri Odası temsilcisi Taner Uslu da hazır bulundu. Bodrum Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi Recai Seymen yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun yatırımları denetlediği iddiaları gerçeklikten uzaktır. Kendi internet sitelerinde yayımladıkları 167 adet inşa halindeki santralden 28 tanesinin inşa süreci hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıklamaktadırlar. Bu nedenle bir an evvel kamunun yatırım yapabilmesinin yollarının açılması gerekmektedir. Arz güvenliği özel sektöre bırakılmayacak kadar önemlidir. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde eğer bu şekilde gidilirse Türkiye karanlıkta kalacak dedi. EPDK'nın yatırımları denetlediği iddiaları ise gerçeklikten uzaktır. Kendi internet sitelerinde yayınladığı 167 adet inşa halindeki santraldan 28 tanesinin inşa süreci hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları açıklanmaktadır. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde eğer bu şeyle giderse Türkiye karanlıkta kalacak ve Türkiye'de elektrik kesintileri başlayacak.